Hari ini aku bakal masak capcay ya guys, karena suamiku juga masih di tempat kerjanya. Aku bakal masak untuk makan malam capcay. Bugun ben pisriejek Indonesia yemek isim capcay. Bu, we yemek chokolai, chok guzel, and chok salakle. Chok salakle cungku chok zibziwa. Okay, I will show. Malzemeler, aku bakal tunjukin bahan-bahannya apa aja ya. Jadi ini ada sedikit bayam, kira-kira satu ikat ya. Karena nggak ada sawi di Turki, jadi aku pakai bayam. Bu, spanak, bu maru, ini sawi putih, aku pakai sedikit aja. Bu maru, bu karna bahar, ini kembang kol ya guys. Terus ini ada bawang bombay 2 buah. Ini ada wortel 1, hawut 1, dan sedikit ayam. Bu protein, proteinnya ada ini ya, ayam sama 4 buah sosis. Ikitani yesil soan, ini ada 2 buah ini ya, daun bawang. Terus untuk bumbunya, tabiki tabuk bouillon, ada kaldu ayam, ini ada lada hitam sedikit, lada hitamnya setengah sendok teh. Terus ini ada setengah sendok teh juga gula, ada 1 sendok teh garam, dan ini ada bawang putih 7 buah, yedi dish saramsak, bir yemekase aja sauce, 1 sendok makan, ini ya guys, saus pedas, ikitani kucuk biber aja, ini ada 2, ini tadi 2 buah ya guys, bawang, kok bawang sih, cabai merah, dan ini juga 2 buah cabai merah yang besar, bu ikitani aja biber sama buyuk. Ini ada 1 sendok makan saramsak, 1 sendok makan bir yemek kase istiri desos. Oke, jadi sekarang kita akan memasaknya, baslaya. Oke, kita nyalakan kompornya guys. Ini aku udah kasih 3 sendok makan olive oil, minyak zaitun. Utstani yemek zaitun ya. Onar sonra wigi. Soan, jadi kita kasih bawang bombaynya. Jadi kita masak bawang bombaynya sampai baunya harum ya guys. Nah, kalau bawang bombaynya udah seperti ini ya guys, guzel kokior, baunya udah wangi, kita bisa masukkan bawang putihnya. Teman, saramsak koiduk. Maaf ya guys, aku campur-campur sama bahasa Turki. Dan masih kaku banget bahasa Turkiku, dan masih jelek banget bahasa Turkiku ya, mohon dimaklumi. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa masukkan proteinnya. Kita masukkan proteinnya ya teman-teman. Ini ada ayam, kita masak sampai ayamnya setengah matang ya, sampai semua dagingnya warnanya udah berubah. Nah kalau udah gini, kita masukkan sosisnya ya guys. Kita masukkan sosis. Kita tumis sampai sosisnya sedikit matang. Buat teman-teman, aku minta maaf ya, mungkin ada suara yang mengganggu, karena tetangga atasku lagi renovasi ya. Namanya kita juga tinggal bertetangga, bersosialisasi, jadi nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, mohon dimaklumi ya. Jadi sekarang kita masak sosis sampai sedikit matang, oke?
Oke, sekarang kita masukkan wortel. Karena aku mau wortelnya matang ya, jadi kita masukkan wortelnya dulu. Dan kita bisa masukkan cabai. Kita masukkan cabai. Ini opsional ya, karena aku suka pedas dan Senol juga udah mulai suka pedas, jadi aku masukkan cabai. Kalau kalian yang nggak suka pedas, nggak usah ditambah cabai rawit. Kita tambahkan air sedikit. Oke, kita tunggu sampai wortelnya sedikit matang juga, baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan kembang kolnya. Karena bahar kol itu, kita masukkan bumbu-bumbunya. Kaldu ayam, lada hitam, gula, sama garam, tablet, karabiber, shaker, tus. Kita masukkan semua. Kita tambahkan sedikit air. Ini karena aku suka ya kuahnya guys. Jadi kalau kalian mau lebih suka ada airnya, ada kuahnya, kalian bisa tambahkan lebih banyak air. Atau kalian kalau nggak suka, kalian bisa sedikit aja airnya. Ini karena aku suka, jadi aku tambahkan air. Kita diamkan sebentar, setelah itu kita masukkan bahan-bahan lainnya. Oke, sekarang kita bisa masukkan saus tiramnya ya, istiri de sauce-nya. Sama aji sauce. Biryame kaset. Kita aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan ini ya, sawi putih atau kalau di Turki namanya maro. Kita aduk sampai rata. Jangan khawatir ya guys, ini kelihatannya aja banyak tapi nanti sawinya ini pada ini ya, mengecil, menyusut karena panas. Nah setelah ini kita bisa masukkan spanaknya atau bayamnya. Kalau di Indonesia kalian bisa pakai sawi ya guys. Kita tambahkan sedikit air. Oke. Sedikit aja biar sayurnya kerendam. Karena sayurnya udah masuk semua, kita masak sekitar 5 menit lagi biar sayurnya matang ya. Kalau udah seperti ini, kita masukkan ini ya guys, daun bawang, ya silsoan. Lihat deh, warnanya cantik banget. Rengger, cobuzel, yeshilwar, kermesuar, hepsiwar, cok salak lebu. Cokolai, cok salak lebu, ve cobuzel. Sama, cobuzel rengge. Pembe, kermesu, turunju, yeshil, hepsiwar. Beas dawar. Tamam, bitti, bukadar. Oke. Sekarang kita akan taruh piringnya ya guys. Senol juga udah datang. Kita sajikan ke piring servis. Oke, jadi itu tadi ya guys, cara membuat capcay ala rumahan. Dan kita bakal lihat reaksinya Senol suka atau enggak. Oke teman-teman, jadi sekarang Senol udah di rumah. Geldik Ewe. Sen Geldik Ewe. Ben cooking ya Oje. Sürpriz yap. He, ya arkadaşlar bugün ben de pişeni bilmiyorum açıkçası. Şimdi sizle beraber göreceğim. Sizle tamam. Beraber değil. En son ben göreceğim. Tamam. Ben getiririm yemek. Tamam. Ta 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 ta. Neden gülmek? Sadece sebze var burada. Ama güzel, bu sağlıklı. Sağlıklı ama sosis protein, tavuk protein, sebze kalsiyum. Bakalım tadı nasıl? Bu yemeği ilk defa yiyiz, ben yemedim. Bu yemek diyet için güzel, çok güzel. Anladın mı? Çünkü yiyemiyorlar. Diyet de yiyemiyor karşı taraf. Ama bu güzel. Tadına bak, tamam mı? İçine ne attın? Ispanak var, maru var, havuç, karnabahar, sosis, tavuk. Sadece o yeşil soğan. Şunlar ne yapar? Maru. Allah Allah, bu şey
değişik marul, Adana marulu. Hı hı hı. Arkadaşlar Adana marulunda bir şey varmış. Marulun böyle daha beyazı, daha böyle kalınlı, böyle daha serti. 3-4 ay, 5 ay neredeyse dolapta hiç zarar görmeden saklanabiliyor. Hı hı. Geç almıştık mı, ayağı kullandık onu. Nasıl? Acı koymuşsun. Tabii. bayağı acı koymuş ama çok güzel. Ama güzel mi? Güzel. O zaman sonra ben pişirmek acı yok. Ben koyma biber. İçine koydum baharatları. Ama hocam, baharat ben de aradım ya. Ona göre yorumluyordum. Şu an mesela baharat tadı yoğun bir şekilde geliyor böyle. Bir baharat var sanki. Yok, baharat yok. Sadece tuz, şeker. O zaman acının tadı yoğun geliyor. Acı çünkü bak biber var canım. Tuz, şeker. Aha, tavuk bu o kadar. İle soğan, kuru soğan. Sen baharat tadı geldi bana. İstiridye sosu. Aa, bak işte ya diyorum bir değişik bir tat geliyor yani. Sos normal... biram guys. Dia lagi ngomongin aroma itu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu ürünler birleştiği zaman o tadı vermez. Hı-hı. Arkadan böyle hafif tatlı, hı-hı, acı bir tat geliyor. Ama güzel mi yok mu? Yok güzel. Kaç numara? Valla 10 numara. Güzel ya. Numara verdin mi ya? 10. Hadi sana bugün 10 diyelim. 10 numara guys. Afiyet olsun. Ama bak şimdi bu yemek lafı. Hı-hı. Hani bu lahana şey. Şu marul pişmiş ya, hı hı, daha lezzetli olmuş. Mesela biraz sert gazı, ben bunu yerken zorlanırım yani. Yani ağızda eriyor yani, 10 numara bence. Ama Türk'ün insan yiyor marul pişmiş değil. Bu salata. Tamam. Jadi dia katanya maunya sawi putihnya lebih matang guys. Orang Turki tuh suka banget guys makan sayur kalau dimasak tuh sampai lodoh, sampai matang banget. Ama işte öyle diyorum, ülkemizde sosis yemeyen insanlar da var. Çünkü çok yararlı değil. Sosis çok iyi değil gerçekten falan. Ne? İyi değil. Normalde iyi değil. Çok sağlıklı değil. Çünkü tavuk, yani et olsun, tavuk olsun ne varsa blenderdan çekiyorlar, basıyorlar, şeklini verip haşlıyorlar. Nasıl yapıyorlar seni? If you don't like, you don't... Yo, ben sosis seviyorum. Uh-huh. Ben genel konuştum yani. Uh-huh. Ben sosis seviyorum. Ama gerçekten hem orada sebzenin tadını, hem işte tavuğu, sosun tadını alıyorum. O konuda sıkılıyorum. 10 numara yani. Yani diyet yemek diyorum da, diyet yemekler genelde tatsız tuzsuz oluyor. Şimdi bu diyet yemek değil yani. Bu daha tatlı tuzlu güzel. Ama bu protein sıkıntı yok ya. Bu çok sağlık ama. Hı-hı. Sadece şu sağlığı benim için yani genel anlamda bozan sosis. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu karnabahar da çok güzel pişmiş ya. Karnabahar da çok güzel. Hatta daha güzel olmuş karnabahar. Tapi emang pedes sih guys. Kayaknya next time aku gak bakal kasih cabai lagi. Kasihan banget sama dia. Arkadaşlar 10 numara. Yapın deneyin. Şöyle diyeyim. İstediği sosu hariç bulamayacağınız bir malzeme yok gibi gözüküyor. Elimizde olan malzemeler zaten. 10 numara olmuş. Tebrik ederim Afra. Congratulations ne? Congratulations. Ha işte ondan. O ülkemize söylenemeyen bir sözcük. Okay, aku jadi senang banget ya guys, karena channel suka. Yavaş yavaş bitirelim. Daha fazla insana canını hissetmeyelim. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, kısaca da yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakalım. Okay, terima kasih teman-teman yang udah selalu support kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye, guys.